Merhaba, hoş geldin. Bu videoda Avrupa kıtasının küçük ülkelerinden biri olan Monako hakkında bilgiler vereceğim. Monako'nun tarihinden, coğrafi konumundan, insanlarından ve daha pek çok şeyinden bahsedeceğim. O zaman gelin bu videoda Monako'yu biraz daha yakından tanıyalım. İyi seyirler. Monako, Avrupa kıtasının küçük ülkelerinden biridir. Akdeniz kıyısında yer alan bir şehir devletidir. Resmi adı Monako Prensliği'dir. Kısaca Monako olarak bilinir. Monako'nun adı M.Ö. 6. yüzyılda bölgeye yerleşen Fenikelilere dayanır. Bu ad eski Yunanca'da tek ev anlamına geliyordu. Bölgede yaşayan insanların müstakil evlerde yaşamasından dolayı bu ismin verildiği düşünülür. Monako 1228'de bir Ceneviz sömürgesi olarak kuruldu. 1297'de ise François Grimaldi ve askerleri Monako kayasını ele geçirdi. O günden beri Monako toprakları Grimaldi ailesi tarafından yönetilir. Monako 1793 ile 1814 yılları arasında kısa bir dönem Fransa'nın egemenliği altında kaldı. Sonrasında yapılan Viyana Kongresi ile Sardinya-Piemento Krallığına bağlandı. 1861 yılında Monako bağımsız bir prenslik haline geldi. 1911 yılında ülkede yeni bir anayasa kabul edildi. Bu yeni anayasa kabul edildikten sonra Monako prensinin mutlak hakimiyeti de sona erdi. Monako 2. Dünya Savaşı sırasında bir dönem Almanya ve İtalya'nın işgaline uğradı. Almanya ve İtalya 2. Dünya Savaşı'nı kaybedince Monako da özgürlüğüne kavuştu. Monako Akdeniz ülkelerindendir. Akdeniz kıyısında yer alan küçük bir şehir devletidir. Tek sınır komşusu kuzeyindeki Fransa'dır. Ülkenin yüz ölçümü 2 kilometre kare kadardır ve dünyanın boyut olarak en küçük ülkelerinden biridir. Bu küçücük ülkede 40 bin civarında insan yaşar. Bu insanların %28'i Fransız, %21,5'u Monakolu, %19'u da İtalyandır. Geriye kalan azınlık ise diğer Avrupa ülkelerindendir. Monako'da İtalya'nın çok olma sebebi ise Fransa'dan sonra bu ülkeye en yakın olan ülkenin İtalya olmasıdır. Monako'nun resmi dini Katolik Hristiyan'dır. Monako'nun resmi dili ise Fransızcadır. Monako'nun başkenti bu küçük şehir devletinin dört bölgesinden biri olan Monako Ville'dir. Monako'da Formula 1 yarışları gibi popüler ve önemli etkinlikler düzenlenir. Ülke adını dünyaya bu önemli etkinliklerle duyurur. Hatta Monako dendiğinde akla gelen ilk şeylerden biri bu ülkede yapılan yarışlardır. Monako Avrupa Birliği üyesi ülkelerden biri değildir. Fakat bu ülkede kullanılan resmi para birimi Euro'dur. Yani Avrupa Birliği üyesi ülkelerden biri olmamasına rağmen Avrupa Birliği'nin ortak parası olan Euro'yu kullanır. Monako hem nüfus bakımından hem de toprak bakımından küçük bir ülke olmasına karşılık zengin bir ülkedir. Bu ülkede kişi başına düşen milli gelir çok yüksektir. Ülkenin ekonomik alanları arasında deniz taşımacılığı, deniz turizmi, balıkçılık ve bankacılık gibi alanlar vardır. Monako bayrağında kırmızı ve beyaz olmak üzere iki tane yatay şerit vardır. Üstteki şerit kırmızı, alttaki şerit ise beyazdır. Bu bayrak 1881 yılında kabul edilmiştir ve o günden beri kullanılmaktadır. Monako bayrağındaki kırmızı ve beyaz renk Grimaldi ailesinin hanedan renkleridir. Monako Akdeniz iklimine sahip bir ülkedir. Bu ülkede yazları sıcak, nemli ve güneşli geçer. Kışlar ise yağışlıdır. Kar yağışı burada çok nadir gözlenir. Avrupa'nın sıcak ülkelerindendir. Kısacası Monako hem Avrupa'nın hem de dünyanın nüfus ve toprak bakımından en küçük ülkelerinden birisidir. Bu ülkenin tarihi geçmiş eski zamanlara dayanır. Tarihte bazı dönemlerde işgale uğramıştır. Dünyadaki zengin ülkelerden birisidir. Ülkede düzenlenen önemli etkinlikler ülkenin adının dünyaya duyurulabilmesini sağlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.